Polis memurlarımız tabii Konya'nın artık suçlanamayacağı düşünme müdürlüğünden Tobin Büro amirliğinde görev yapmaktayız. Nacizane Kırmızı'dan Türkiye'mizde iki tane var. Biri İstanbul'un Emniyet Müdürlüğü, bir de Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte. Yerinde hizmet için farkındalığı oluşturmak amaçlı yaptığımız bir uygulama efendim. Olur da insanlarımız narkotik madde kullanıp narkotik maddeye bulaşır ya da narkotik madde kullanan biriyle karşılaşırsa yahut narkotik madde üretilen ya da satılan bu şüpheli mekanlarla alakalı nacizane bilgiler aktarmak istiyoruz efendim. Şurada göstereyim isterseniz ufak çaplı örneklerimizde. Burada gördüğünüz üzere efendim ekranlarımız dokunmatik olarak insanlara olduğunda madde kullandığında mesela bağımlıyı tanımak hususunda bağımlının yapmış olduğu çeşitli hareketlerle alakalı, normal olağan dışı hareketlerle alakalı. İşte mesela ısı veya fiziksel aktivite kaynaklı olmayan aşırı terleme. Yine her şeyin bir bedeli olduğu gibi narkotik maddelerinde bedelini karşılayabilmek adına sırf borç para alma ya da eşyalarını satma ya da çalma gibi eylemler. Yahut işte iştah azalması ve sağlıksız kilo kaybı gibi efendim. Bu ve buna benzer burada görmüş olduğunuz üzere 16 tane görsel işitsel dokunsal uygulamamız var Sayın Vali. Ama insanlarımız özellikle narkotik maddeyi kullanan insanların öncesi ve sonrası fotoğraflarını gördüğünde çok şaşırıyor. Yani gerçekten bu kadar değiştiriyor mu diyoruz. Hani ben size ne kadar söylesem yanlış olur ama burada resimler de var. Doğrudur efendim. Şu şekilde. İlk hali hangisi? İlk hali şu şekilde efendim. Evet, şöyle karşımıza çıkıyor. Görüyor musunuz çocuklar? Ben sorduk gençlerimize sayı var mı? Onlara anlatmış. Bizim arkadaşlar anlatmış. İlk hali hangisi? İlk hali bu efendim. Bak, ne kadar yakışıklı. Görüyor musunuz? Çünkü yakışıklı abi bak bu şöyle bir yakışıklı. Yakışıklı deyince bazıları yaklaştı sayı var. Biliyor musunuz? Bak yakışıklı gidiyor. Bak, ne olacak? Şöyle efendim. Eyvah. Maddeyi kullandık. Gel bak biraz gelmiş. Gel kayabeceğim. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz dönemin en tehlikeli, en stratejik tehlikesi olarak uyuşturucu ile mücadele gündemimizde, devletimizin gündeminde topyekun mücadele vermek üzere, kararlılıkla mücadele vermek üzere sahalardayız. Sayın Bakanımız Ali Yelikaya, Bakanımızın direktifleriyle ve kendi himayelerinde bu kararlılığımızı ülke çapında sürdürüyoruz. Biz de Aksaray'da bütün kamu kurumlarımızla, emniyetle, jandarmayla, başsavcılığımızla, adliyemizle, üniversitemizle, belediyemizle, hulasa bütün kamu kurumlarıyla birlikte, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yan yana, omuz omuza, gönül gönüle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii vatandaşımızın destekleri çok değerli ve kıymetli. Ailelerimizin ve okullarımızın, müdürlerimizin, okul müdürlerinin, sınıf öğretmenlerinin, rehberlerin, bilhassa bütün camianın bütün destekleri bizler için çok kıymetli ve çok değerli. Ve arkamda gördüğünüz gibi narkotik olarak mücadele kapsamında Konya narkotiğin gönderdiği tır görülüyor. Bu tırla içinde yerleştirilen KIOX cihazlarımızla gençlerimizle, öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize burada yerinde gösteriyoruz. Zehirin, narkotiğin, uyuşturucunun insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, insanın nevrini, yapısını, düşüncesini, kısacası hayatını nasıl kaydırdığını, nasıl bir çamurluğa, bataklığa sürdürdüğünü burada bizzat öğrencilerimize, özellikle gençlerimize yerinde göstermek suretiyle bu farkındalığı sürdürmeye gayret ediyoruz. Aksaray Valiliği olarak evet gençlerimiz ve öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim için gerçekten çok kıymetli. Destekleri de çok kıymetli. Bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Siz de yakından göreceksiniz. Bu projelerimiz her gün daha farklı teknolojiyle donatılarak daha farklı projeleri sahaya süreceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, başsavcılığımızla, Sayın Bakanımızın her fırsatta, her yerde, ekranlarda ifade ettiği gibi devletin gücünü, kudretini, uyuşturucu şebekelerin sırtında soluğumuzu hissettirmeye devam ettireceğiz. Bu noktada kararlılığımızı burada sizlerin basının huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımı gönülden takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Amacımız uyuşturucu son gramına kadar bitirmek olacaktır. Hülya Turgut, Kamber Demir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısıyım. Okulumuzdan sorumlu narkotik polisimiz bugün aradı bizi. Türkiye'de sadece iki tane bulunan Narkotır isimli çalışma. Gençlerimizi narkotik durumlara karşı
bilinçlendirmek amaçlı. İçeride 5 adet kiosk cihazları var. Cihazlarda bilgilendirme amaçlı videolar ve görüntüler ve bilgiler mevcut. Çocuklarımız tek tek tıklayarak madde bağımlısı olan insanları tanıyabilmek, madde bağımlısı, daha doğrusu madde kullanımı olan mekanları tanıyabilmek, bu insanlara karşı almamız gereken tedbirler, önlemler ya da uymamız gereken kurallar diyelim. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Aksaray'ımızda bulunması da güzel bir şans. Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz böyle bir uygulama başlattığı için. Bütün okullarımızın gezmesi, öğrencilerimizin görmesi. Aslında Emniyet Müdürümüz okullarda da narkotikle ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyor ama bu daha farklı bir uygulama.